Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fatih Mekke 10. sefir 61. kısım. Fasıl içinde vasıl. Haccın farz olması. İslam bilginleri arasında haccın farz olduğu hususunda bir görüş ayrılığı yoktur. Allah-u Teala şöyle buyurur. Kendisine güç yetirebilenler için evi ziyaret etmek Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Hac, küçük büyük, erkek kadın, özgür köle, Müslüman olan olmayan, kendisine gitmeye güç yetirebilen bütün insanlara farzdır. Hac, kendisine özgü bir takım belirli şartlarla yerine getirilebilir. Çünkü iman etmek ve Müslüman olmak her insana farzdır. Bütün farz hükümler de her insana farzdır. Fakat onların kabul edilmesi ve insan tarafından uygulanması Müslümanlık şartına bağlanmıştır. Öyleyse insanın bunlardan herhangi birini kabul edebilmesi Müslüman olması şartına bağlıdır. İman etmemişse kıyamet günü iki farzı yerine getirmemiş olmak nedeniyle cezalandırılır. Bu iki şart, bu ibadetleri kabul edebilmeyi sağlayacak şartın farz olması yani iman etmek, diğeri ise bu ibadetlerden ibaret olan şartlının farz olması. Ayette hac kelimesi hıc yani hac etmek ve hac şeklinde de okunmuştur. Bu ise mastardır. Kelimeyi kim hac şeklinde okursa evi ziyaret etmesi farzdır. Böylelikle kendisine ulaştığında yapması gereken şeyleri yerine getirir. Bazıları ise hiç şeklinde okuyup ismi kastetmiştir. Bunun anlamı evi ziyaret etmeyi dikkate almak demektir. Böylelikle evin kastettiği şeyi amaçlamış olur. Bunların arasında büyük bir fark vardır. Çünkü kul hac şeklinde okuduğunda evi, hıç şeklinde okuduğunda ise ev yönünü amaçlar. Bu durumda kesre halinde hic evin yerine tutarken fetha halinde hac ise evin hizmetçisi makamına yerleşir. Böyle bir durumda hac yaparken kulun durumu hakkın kendisini yerleştirdiği müşahedeye göre ortaya çıkar. Doğruyu gösteren ve doğru yola ulaştıran Allah'tır. Ondan başka Rab yoktur. Eve niyetlenmek bir hal niyetlenmesidir. Çünkü ev varlığıyla kendisine yerleşeni arar. Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı kalplerini bir ev gibi yapmalarıdır. Bu durumda kalpler lisan-ı halleriyle hakkın kendilerine yerleşmesini ister. Nitekim Allah şöyle buyurur. O beni bilenlerin kalplerinde arayınız. İşte hic şeklinde okumanın anlamı budur. Bu kalbin bir niteliğe uygun hale gelmesi demektir. Söz konusu nitelik hakkında Allah kalbin ancak onunla kendisine uygun hale geleceğini belirtmiştir. Hac şeklinde okuyan kimse ise Rabbinin eserlerini kendisinde görmek için kalbini aramalıdır. Bu durumda kendisinde gördüğü ilahi eserlere göre hareket eder. İşte bu birinciden farklı olan kişinin durumudur. Kul hiç şeklinde okuduğunda Allah'a yönelirken belirttiğimiz nedenle hac şeklinde okumayla da kalbe yönelir. Fasıl içinde vasıl. Haccın geçerlilik şartları. Haccın geçerlilik şartlarından birinin Müslüman olduğunda görüş ayrılığı yoktur. Çünkü Müslüman olmayan birinin hacca gitmesi geçerli değildir. İslam, yani Müslüman olmak, iç ve dışta Allah'ın insanı çağırdığı şeye olumlu karşılık verirken bulunman gereken özellikte olman demektir. Söylenenden başka bir tarzda geldiğinde ise seni çağıran ilahi isme olumlu karşılık vermiş olamayacağın gibi ona boyun eğmiş de sayılmazsın. Burada ince bir bilgi vardır. Şöyle ki, Allah'tan sana dönük çağrı, Allah ismi genel ve toplayıcı isim olduğu gibi toplu ve genel olarak mı gerçekleşmiştir? Bunun anlamı sen ve niteliğin birlikte zikredilmesidir. Yoksa çağrının amacı nitelik midir? Söz gelişi Müslüman olmak. Sen ise bu özel nitelik kendi başına bilfiil var olamayacağı için dolaylı olarak mı oradasın? Bu durumda amaçlanan sen değilsin fakat bu nitelikten hakkın kendisiyle seni çağırdığı sana özgü bir isim olmalıdır ya da sen çağrılmış olmalısın. Nitelik ise çağrıda amaçlanan şey değildir. Çünkü nitelik bu özel çağrıda herhangi bir şekilde zikredilmedi. Ariflerden niteliği değil de varlığın kendisini dikkate alanlar hacı herkesin üzerine farz sayar. Çünkü Allah şöyle buyurdu. İnsanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Allah Müslümanlar üzerinde demediği gibi onların varlıklarına ilave bir nitelik de zikretmedi. Meseleye böyle bakanlar bu
Bu çağrıyı herkesin üzerinde bir yükümlülük sayar. Bu isim sahibi ki onlar insanlardır, bu çağrıyı yerine getirdiğinde doğrudan çağrıya karşılık verdi denilir. Olumlu karşılık vermenin ödülü ise onu çağrının kendisine tecellisidir. Bir zata karşılık bir zat. Hakkın insanı zat olması yönünden değil, konuşan olması bakımından çağırdığı da söylenebilir. Çağrılan kişiden çağrıya icabet eden şey de onun varlığı değil niteliğidir. Böyle düşünenlere şu denilir. Çağrılan kişinin de niteliği çağrıya olumlu karşılık vermiştir. Çünkü çağrılanın zatı çağrının bir niteliğidir. Bu nitelik çağrılanın zatı diye isimlendirilir. Çünkü hacca çağrılan kişi kendisine ait bir takım niteliklerin toplamıdır ve ancak bu toplam sayesinde insan haline gelir. Bu ise onun düşünen canlı olmasıdır. Öyleyse bu toplam onun zatından ibarettir. Bu nedenle çağrının çağrısı da toplayıcı isim yönünden gerçekleştirmiştir ki o da Allah ismidir. Böyle denilebilir. Çağrının çağrısı bu toplayıcı ismin hakikati olamaz. Çağrıyı yapan, çağrılan insanın halinin belirlediği ve ona özgü ismin tayin ettiği özel isimdir. Örnek olarak acıkmış insanın "Ey Allah beni doyur" demesini verebiliriz. Öyleyse çağıran Allah'tır. Allah ismi el-muti yani veren, el-mani yani engelleyen isimlerini içerir. Bu durumda çağıran kişi bu ismin gösterdiği şeyi kastettiğinde çağrıya olumlu karşılık vermek imkansız hale gelir. Davetçi el-mut'im yani yediren, el-mu'ti veren ve er-razzak yani rızıklandıran isimlerini kastetmiştir. Yoksa el-mani yani engelleyen ismini kastetmemiştir. Allah bu dua üzerine aç insanı yedirirse el-mut'im ismi kendisine karşılık vermiş demektir. Aynı şey Kabe'yi hac etmek Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır ayetinde geçerlidir. Bu isimle kastedilen şey ismin delalet ettiği şey değildir. Çünkü bu isim öyle isimlere delalet eder ki bunlar yükümlünün olumlu karşılık vermesini imkansızlaştırdığı gibi bazı ilahi isimler yükümlünün olumlu karşılık vermesini gerektirir. Öyleyse bu isim çağrılan yükümlünün olumlu karşılık vermesini gerektiren isimlerdendir. Bu nedenle çağrıya olumlu yanıt vermeyen kimse durum kanıtları nedeniyle günahkardır. Çağrı Allah ismi yönünden gerçekleşseydi, olumlu karşılık vermeyen kimse günahkar olmayacağı gibi olumlu karşılık veren de itaatkar olmazdı. Böylece işler birbirinin karşıtı olmuştur. Ve bu nedenle bu ismin hakikati bakımından kimsenin Allah'a daveti düşünülemez. Bu isim de hakikati bakımından kimseye davet etmez. Bununla birlikte bu ismin içermiş olduğu ve hal ile bilinen özel bir isim bakımından davet edilir ve kendisi adına davet yapılır. Bilmelisin ki her iki yönden de zat talep edilemez. Çünkü zat mevcuttur. Talebin konusu ise var olması istenilen, var olmayan bir şeydir. Yani madumdur. Öyleyse ancak var olmayan çağrılabilir. Çünkü dua bir taleptir ve talep isteğin kendisidir. İstek ise var olmayanla ilgili olabilir. Böyle deriz. Nitekim böyle de oldu. Çünkü çağrılan kişiden olumlu karşılık ortaya çıkmıştır ki o da mevcut değildi. Halbuki çağrılan kişinin zatı çağrıldığı yerde mevcuttu. Bu durumda çağrılan kişinin olumlu karşılığı daha önce yok iken ortaya çıktı. Olumlu karşılık çağrıya icabet ancak çağrıcının çağrısıyla çağrıyla gerçekleşir. Bu çağrılan şeyin ki sabit madumdan yani yok olandan söz ediyoruz aynı sabite, çağrılanın zatından var olması mümkün değildir. Çağrılan alemden bir şey ise çağrılanın zatında mevcut olabilir. Bu durumda çağıran kişi ona şöyle demek durumundadır. Ol. O şey de emrine olumlu karşılık vererek bu sözle kendisine yönelenin hak zatında meydana gelir. Şu halde ortaya çıkan işte çağrılanın zatı ona olumlu karşılık vermemiştir. İcabet kendisinde ortaya çıktığı nitelikten kaynaklanmıştır. Bu durumda öyle değilken çağrılanın zatının göründüğü zat yaratma emrinin verildiği şey olduğu zannedilir. Görünüş başka bir durumu verse bile gerçekte ilahi ve kevni yani var olan alem varlıkta da durum böyledir. Alemdeki her şey dil bakımından teslim olmuştur yani Müslümandır. Çünkü herkes
ilahi emre yönelmiştir. Kendisine ol denilip de bu emre direnen hiç kimse yoktur. Her şey direnç olmaksızın bu emrin sonucunda meydana gelir. Bundan başka bir şey düşünülemez. Hac ancak sözlükte teslim olan kişi anlamındaki bir Müslümandan meydana gelebilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hakim bin Hizam'a geçmişte yaptığın iyilikler nedeniyle Müslüman oldun demişti. Halbuki onun daha önce yaptığı iyilikler cahiliye döneminde ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden önce olduğu için Allah katından belirlenmiş iyilikler değildi. Yine de Allah mümkünün hakikatinin gereği olan asli boyun eğmenin etkisi nedeniyle onları geçerli saymıştır. Bu yorumuyla mümkünün ilahi emre boyun eğmesi genel teslimiyet demektir. Öyleyse sıfat ile birlikte zatı dikkate alan kimse gerçeği bulmuştur. Sıfatı dikkate alan bulduğu gibi zatı dikkate alan da bulmuştur. Her birinin özel bir bilgiden kaynaklanan belli bir zevki ve tecrübesi yani içme anlamındaki şirbi vardır. Örfte bilinen zahir ve batında hüküm sahibi bu özel İslam yani teslimiyet bu konuya girer. Zahirde hüküm sahibi olup batında olmasaydı dış varlığını dünyada korumak için korkuyla Müslüman olan münafık gibi kalırdı. Böyle bir münafık iyi oldukları için çağrıldığı iyilikleri yapar. Halbuki herhangi bir sevaba sahip değildir. İyi davranışları iyi oldukları için yapan müşrik yani Allah'a ortak koşan ise niyetlendiği iyilik nedeniyle yararlanır. Öyleyse batın ve zahirin birlikte boyun eğmesi gerekir ve bu ikisiyle birlikte yetkin yarar gerçekleşir. Çünkü insanı iyiliğe çağıran hak onu toplayıcı isim ile çağırmıştır. Yani Allah ile çağırmıştır. Çağrılan ise toplayıcı bir nitelik nedeniyle toplayıcı isimden çağrılmıştır ki o da hac etmektir. Yani toplayıcı bir ibadettir. Hac niyetin yinelenmesiyle gerçekleşir. Öyleyse hac anlam bakımından bir toplamadır. Alemdeki her şey ise emre boyun eğen anlamında Müslümandır. Bu nedenle de hac bütün Müslümanlar üzerinde farzdır ve şekilci bilginler ile hakikat bilginleri arasında bu konuda bir görüş ayrılığı düşünülemez. Hakikatleri bilen ise bu ve benzeri konularda daha yetkin görüş sahibidir. Öyleyse süt emen bir çocuk bile hacca gitse onun haccı geçerlidir. Halbuki o Müslüman olduğunu dile getiremeyeceği gibi hac niyetini de bilemez. Bize göre böyle bir çocuk yetişkinlik çağına girmezden önce ölseydi Allah onun haccını farz hac olarak yazardı. Bu konuda yetişkinliğe ulaşmamış çocuk ve köle hakkında itibar ettiğimiz bir hadis vardır. Süt emen çocuk, muhakkiklerin kabul ettiği şeriatın da onayladığı genel İslam'a teslimiyet dahildir. Genel İslam'a dahildir, yani teslimiyete dahildir. Bir kadın bebeğini kaldırarak, bu da hacca gidecek mi diye sorunca, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet ve sana da sevap vardır demiştir. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, haccı bu konuda niyeti olmayan kimseyle ilişkilendirmiştir. Bebeğin keş sahibi şairinin bildiği bir şekilde niyeti olmasaydı haccı onunla ilişkilendirmesi doğru değil yanlış olurdu. Kadının biri bebeğini emziriyormuş. Yakışıklı ve yapılı bir adamla karşılaşınca Allah'ım oğlumu da bu adam gibi yap diye dua etmiş. Bebek annesinin memesini bırakarak adama bakıp şöyle demiş. Allah'ım beni bunun gibi yapma. Yoluna devam ederken dövülen bir kadın görmüş. İnsanlar ona zina ettin, hırsızlık yaptın diyormuş. Kadın Allah'ım oğlumu böyle yapma diye dua etmiş. Bebek tekrar annesinin memesini bırakıp kadına bakarak şöyle demiş. Allah'ım beni onun gibi yap. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kişi hakkında adam kibirli ve günahkardı. Kadın ise kendisine yapılan iftiradan masumdu demişti. Benim de henüz yaşını doldurmamış süt emen bir kızım vardı. Kızım dedim bana kulak verdi. Eşiyle cinsel ilişkiye girip boşalmayan bir adam hakkında ne dersin? Ne yapması gerekir? Bunun üzerine kızım yıkanması gerekir dedi. Onun konuşması karşısında dedesi bayılıp düştü. Bunu bizzat kendim yaşadım. İşte deli ve bebekler için fitre zekatının gerekli olmasının nedeni bu genel teslimiyete dahil olmaları anlamında budur.